Bugün bir mail geldi. Horus Entertainment adında bir Türk oyun geliştirici ekibi zombili, açık dünyalı, hayatta kalma ve aksiyon öğeleri barındıran çok oyunculu bir oyun geliştirdiklerini yazmışlar. Benden de oyunu oynayıp feedbacklerimi göndermemi rica ettiler. Dedim olur abi oynayalım. Oyunun adı Dead Outbreak. Tamamen ücretsizmiş oyun. Ben de oyunu indirdim. Şu şekil bir klienti vardı oyunun. Kaydoldum, girdim. Tamam, karakter yaratalım önce de. Bir dakika lan. Acı benim seni gözüm bir yerden ısırıyor sanki ama. Allah Allah. Oğlum bu da çok tanıdık geldi bana lan. Hayda, bak bu göğüsleri nerede görsem tanırım. Arkadaşım ben seni de tanıyorum oğlum. Sizin ne işiniz var la burada? Ne oluyor la? Geliştirici ekibe sordum bu olayı. Dedim abi içerisi Şampiyonlar Ligi gibi, hayırdır? Şu an ellerinde bir çizer yokmuş abi adamları. Yani karakter çizdirip oyuna aktaracak bir bütçeye sahip değillermiş. O yüzden böyle bir yol izlemişler. Ve ben şimdilik sadece bu dayıyı alabiliyorum. Diğerlerini oyunda geliştikçe oyun içi parayla alabiliyormuşuz. Yani oyuna para yatırmadan oyunda kasıldıkça alabiliyormuşuz. Okey. Gel dayı biz akalım seninle. Şu an oyunun single oynanılabilen bölümü kapalı. Ama çok oyunculu bölümünü de tek başımıza oynayabiliyormuşuz istersek. Ben de öyle yapacağım. Oyuna girince geniş yeşillik lerle kaplı dağlı taşlı böyle bayağı büyük bir arazi karşıladı beni. Oyunda ilk kontrol ettiğim şeyse envanter şeması oldu ve abi burası sanki çok basit ya. Ya tamam böyle anlaşılabilir bir envanter şeması var, okey. Ama benim burada önemli önerilerim olacak. Ben Paint'e girdim abi, şu şekil böyle basit bir şama çizdim ve benim size tavsiyem envanteri bu şekilde sergilemek yerine prototip olarak çizdim. Bu şama üzerinde çalışabilirsiniz. Oyun hem FPS hem TPS olarak oynanılabiliyor, güzel. Ama burada da ufak bir sorun var. First person moda geçtiğimizde minik nişangah göremiyoruz. Ha şu third person oynarken gördüğümüz ateş edeceğimiz noktayı belirleyen o minik nişangah first person modda yok. Yani aksiyona girerken cross açmamız gerekiyor. Bence first person oynuyorken de cross açma zorunluluğu olmamalı abi aksiyonda. Yani elde silah taşıyorsak first person modunda oynuyorken de TPS modda olduğu gibi minik nişangah göstergesi olmalı. Sonuçta kalabalık bir zombi ordusuyla karşı karşıya kaldığımızda bazen cross açmadığınızda atışlar yapmamız gerekebilir. Oyunun açık dünyasında gezerken kullanılabilir gibi görünen böyle sağlam gözüken arabalarla karşılaştım ama bir türlü binemedim arabalara. Ayarlar bölümüne baktığımda ise araba kullanımıyla ilgili mekanikler olduğunu görüyorum. Yani binmem gerekiyor. Bu durumu oyunun geliştirici ekibine sordum. Arabalar şu an kullanılabilir değillermiş ama bu mekanikler üzerinde çalışıyorlarmış. Yakın bir zamanda da hem helikopterler hem de arabalar oyunda kullanılabilir olacaklarmış. Oyun açık dünyasında biraz daha vakit geçirdim ve öncelikle harita yapısına baktığımda, yani karakteri ilerletip aynı şekilde haritada ilerlediğim konum aralığını kontrol ettiğimde oyun bayağı büyük bir açık dünyaya sahip, onu fark ettim. Çünkü ben normalde uzun bir mesafe kat ediyorum ama bu naklen haritaya yansımıyor. Yani haritada daha az bir mesafe kat etmişim gibi görünüyor. Bu da oyunun haritasının büyüklüğünü kanıtlıyor. Ama burada farklı bir sorun var. Oyunun açık dünyası tam anlamıyla doldurulamamış. Yani daha çok kırsal, boş, çadırlar, yıkık, dökük arabalar, yüksek konumlara çıkabildiğimiz gözlem noktaları vesaire var, mağaralar falan var. Ve bizi bu dünyada gerçekten zorlu düşmanlar karşılıyor. Ama sağlam bir level designer'la birlikte çalışılsaydı ekip bence oyunun dünyasını görsel anlamda biraz daha dolu, gözü hoş gelir bir hale getirebilirlerdi. Yani tamam bak, düşman çeşitliliği, farklı farklı türde zombiler, bunlar okey. Yani düşman yapısı olarak harita dolu. Ama görünüm anlamda bu kadar boş olması çok hoş karşılanmayabilir. Aksiyon tarafına baktığımızda silah kullanmak gayet keyifliydi. Böyle bayağı vurduğunu hissediyorsun ama zombilerin bazen çok egzantrik hareketleri olabiliyor. Şeyler güzel bak, mesela sürünmeleri, bizi kovalamaları, yani yapay zekaların mantıklı hareket ediyor. Atıyorum sen zombiler peşindeyken çok yüksek bir gözlem kulesine çıktın. Abi zombiler oraya kadar seni takip ediyor. Bırakmıyor peşini. Peşini bırakmaları için bayağı bir mesafe açman gerekiyor. Ama bazen böyle bir anda yatıp kalkıyorlar. Böyle değişik değişik triplere giriyorlar. Bu düzeltilmeli. Tamam, oyunun açık dünyası dediğim gibi bayağı geniş. Sağda solda loot bulabiliyorsun. İşte cephanedir, sağlık kitidir, yeme içme erzağıdır. Bunlar bolca cömertçe serpiştirilmiş oyuna. Ama abi atıyorum üzerine polis üniforması giymiş bir zombi öldürdüm de en azından 3-5 mermi cukkalayabileyim oğlum ben. Ya sonuçta bu adam ısırılmadan önce, bunun beyni akmadan önce polisse bu. Yani cebinde orasında burasında 3-5 mermi bir şey vardır yani. Bak bazen öyle anlar yaşadığım oldu ki oyunda. Makineli tüfeğimi buldum. 20-30 mermilikle bir depolama yaptım. Tamam ama ilerleyen süreçte çok kalabalık bir zombi istilasıyla karşı karşıya kaldığımda bu mermi kurtarmıyor abi beni. Yani en azından öldürdüğüm zombilerin hepsinin olmasa da nadiren, en azından bu polis gibi aksiyona daha önce girebilme kapasitesi olan zombilerin cephane kaynağı olmaları gerekiyor benim için. Bu sonuçta da aksiyon hızını kesmeyecek. Ha tabii mermimiz bittiğinde tamamen çaresiz kalmıyoruz.
Elimizde çekiç, levye gibi yakın dövüş silahları varsa onlarla aksiyona devam edebiliyoruz. Ya da en kötü sıkıyoruz yumrukları baba zombilere, vur Allah vur, yapıştırıyoruz, yardırıyoruz. Ki oyuna yakın aksiyon da tok hissettiriyor. Sadece zombi türlerinde biraz daha böyle o vuruşu hissetme animasyonları geliştirilmeli, o kadar. Ama geliştirici arkadaşlar dediğim gibi şu cephane lootlama olayının biraz üstünde dururlarsa aksiyon daha fazla tat verebilir. Şu an burada bahsetmiş olduğum birçok şeyi oyunun geliştiricisiyle de görüştüm bu arada. O da oyunu tamamen ücretsiz oynanışa sunduklarını, hiçbir yerden fon ya da destek almadan geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Hatta çok açık bir dille Days'den, PUBG'den ve kendi türlerine yakın daha birçok oyundan birçok şey alarak amatör bir ruhla yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalıştıklarını, oyunu oynayan oyuncu sayısı arttıkça da oyuna yatırdıkları bütçeyi arttıracaklarını söylediler. Yani çok daha gelişmiş bir hale getireceklermiş oyunu. Oyun sürekli update alacakmış. Ve sevgili dostlarım, ya şunu da çok netim. Bir şeyler denemekten korkmayan, bir şeyler yapmaya çalışan, buna cesaret eden firmaları ben seviyorum. Yani bizim elimizde hiçbir şey yok, biz hiçbir şey yapamayız demiyor adam. Elimizde hiçbir şey yok, peki biz hiçbir şeysiz ne yapabiliriz? İşte bunu düşünüyor ve bunu ortaya çıkarıyor. Ben de bunu tebrik ediyorum. Söyleşilerde, etkinliklerde çok fazla Türk oyun geliştiricisiyle denk geliyorum ve genelde bu dostlarımızın en büyük sıkıntısı yatırımcı bulamama sorunu oluyor. Ve bu sorunu yaşadığınızda korkmayın oğlum. Ya sonuçta birine bağlı değilsiniz siz. Ya tamam, evet, bir yatırımcı gerekiyor. Birinden bir şey alacaksın ki kaliteli bir şey sunu. Evet bak, burada hak veriyorum. Ama yoksa, bulamıyorsan en azından bir şeyler denemekten kaçma ya. Eğer bir oyun geliştirirken ekibiniz tamamen gönüllü insanlardan oluşuyorsa ve kimse sizden maddi bir anlamda bir maaş, bir şey beklemiyorsa, sizin de bu sonuçta elinizde bütçe yoksa, yatırımcı yoksa, yani sıfırsanız ki çoğunuz bu durumu yaşıyorsunuz biliyorum. Abi Dead Outbreak'in izlediği yolu izleyin lan. En basit yolu seçin. Yani demek istediğim, Days olmaya veya PUBG olmaya çalışmayın. Onlardan bir şeyler alıp kendi oyununuzu ortaya koymaya çalışın. Ve günün sonunda hiçbir şeyiniz olmadan ortaya koyduğunuz şey size bir fikir versin. Yani deyin ki oğlum biz hiçbir şeyimiz yokken bu kadarını yapabiliyormuşuz demek ki. Ve eminim ki bu yarın öbür gün senin için büyük bir silah dönüşebilir. O yatırımcı aramaya başladığınız an var ya, işte oraya tekrar elinizde bu sefer hiçbir şeyiniz yokken yapmaya çalıştığınız şeyle döndüğünüzde, yani elinizde bir şeyle yatırımcıya gittiğinizde işler değişecek. Diyeceksin ki abi elimizde hiçbir şey yokken biz bu kadarını yapabildik. Yani ne bileyim, bir çizerimiz, bir level designerımız, bir grafik tasarımcımız, güçlü bir kod yazarımız, hiçbir şeyimiz yoktu ve hiçbir şeyimiz yokken biz buyuz. Ama istediğimiz yatırımla, fonla biz çok daha iyisi olabiliriz. O yüzden genelde denk geldiğim ve konuştuğum oyun geliştiricilerine bunu hep söylüyorum. Bu sektörde olmuyorsa olmuyordur diye bir şey yok abi. Burası kurtlar sofrası. Olmuyorsa olabilecek olana odaklanın. Basit olsun, saçma olsun, gerekirse hatalarla dolu olsun ama elinizde bir şeyler olsun oğlum. Ha tabii sen gidip bu kafada yaptığın bir oyunla oyuncu kesimden para gütmeye çalışırsan orada sıçarsın abi. Yani atıyorum şu oyunu Steam'de 2-3 dolardan bile satmaya kalkarsan sana kaldırırlar. Ama Horse Entertainment burada tam olarak yapması gereken şeyi yapmış abi. Adamlar diyor ki hacı biz sıfır destekle bunu yaptık. Ve konu bu oyunsa biz oyuncudan hiçbir şekilde ücret istemiyoruz. Amacımız oyuncular girsin, oynasın, bize feedbackler versin, biz de kendimizi geliştirelim. Yani sevgili oyun geliştiricisi dostlarım, elinizde bir şey yoksa, bütçe yoksa, yatırımcı yoksa, gönüllü bir ekibin varsa yapman gereken tam olarak bu. Ben oyunun linkini videonun açıklama bölümüne bıraktım. Arkadaşlarınıza girip sizler de deneyim edip geliştirecek gibi feedbackler verebilirsiniz veya kendi oyun projeleriniz varsa içinden fikirler edinebilirsiniz. Ben Horse Entertainment'ı bu cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum ve benim diyeceklerim bu kadar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için sağ olun. Beğendiyseniz like atıp, yorum atıp, abone olup kanalıma destek olabilirsiniz. Aynı zamanda oyun geliştirmeyi hedefliyorsanız, fikriniz varsa yorum bölümünde buluşalım abi. Yazın, deyin ki ya bizim şöyle bir fikrimiz var, ne önerirsin? Ya gerçekten elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Onun dışında 14 Aralık'ta da bir söyleşimiz olacak. İstanbul'da oturan arkadaşlar varsa aranızda yakında duyurusunu yapacağım. Yüz yüze de soru cevap yapacağız bolca. Kendinize bir dahaki videoya kadar çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay.